Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 30 Ekim Çarşamba İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, İstanbul'da 9 koşu bir programımız, 2 altılımız olacak. Akabinde Elazığ'da da aynı şekilde 2 altılı bir programımız bizleri bekliyor. Ben sizlere hem İstanbul hem Elazığ'ı aynı programda bulabilirsiniz sevgili dostlar. Hiç ayırmadan iki programda aynı koşulları hep birlikte yorumlamaya çalışacağım. Hem İstanbul hem Elazığ programımızı. Evet, geçelim hemen koşularımıza. Tabii ki videomu izlerken ve dinlerken videomuzun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterene şartlı bir 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre santriye çıkacak. 8 safkan yer alıyor. Birinci altılık ayınız başlayacak. Evet, burada ilgimizi çeken, iyi koşmasını beklediğim, hazır bulduğumuz safkanlar sırayla şu şekilde. Fazla da vaktinizi almayacağım, hızlı bir şekilde, çünkü Elazığ'ı da sizlerle buluşturacağım. 4 nolu safkan Ali Yıldız'a ilk tercihim. 1 nolu safkan JJ herhalde öyle okunuyor, Ahmet Çelik'te çalışması müthiş. Bu koşu yansıttığı takdirde adından sıkça söz ettirecektir. 7 ve 3 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. 4, 1, 7 ve 3 benim birinci koşu için önereceğim isimler. Evet, geçelim ikinci koşu. Şartlı 5, 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre çime çıkacaklar. 3 safkanımız yer alacak. Evet, burada iyi bir grupta start aldığını düşündüğüm, zaten burada bir tane isimle koştu. Ona da zaten rakip görünen safkan Paranama yayla koştu. 3 kere 3'ünü de geçti. Yani bizim için Akın Sözen'le yarın net bir birinciliğe uzanacaktır. Yarın 3 nolu bizim için bankomdur ikinci koşuda. Evet, geçelim bir diğer koşu. Bölünen şartlı birin bir diğer ayağı 2 yaşlı İngilizler 1400 santitiye çıkıyorlar. 8 safkan yer alıyor. 2 ile 8 ekürü. Bir ekürümüz daha var. 5 ile 7 nolu safkanlara ekürü olarak piste çıkacak. Evet, bana burası birazcık karışık geldi. 2 nolu safkanla ekürlerle başlayacağım Ahmet Çelik eşliğinde. 1 nolu safkan Gökhan Kocakaya'yla. 5 nolu safkan diğer ekürler Ali Yıldız'la. Sonra 3 ve 4 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu bu koşu için. Bir tek 6 nolu safkanı dışarıda bıraktık ama çizgide 6'yı da yazdık mı burayı kapatmış oluruz. Yani kapamaya kadar gidilecek bir koşu burası, dikkat çekeceğini düşündüğüm. Yani bölünen şartlı birin, ikinci şartlı birin bu aya birazcık tehlikeli görüyorum. O yüzden kapama kadar gittik. Sıralamam 2, 1, 5, 3 çizgiden sonra 4 ve 6'yı da ekleyebiliriz bu koşu için. Evet, geçelim dördüncü koşu. Şartlı 4, 3 yaşlı Araplar 1300 santriye çıkıyor. 7 safkan yer alacak. Evet, burada baktığımız zaman ben, Deniz, Ahmet Çelik iyi bir grupta start alacak. Ama tabii ki baktığım zaman koşuları pek o kadar iç açıcı değil gözüküyor. Çünkü son santrinde 7. Ondan önce 1200'e yine bir 7'lik elde etti. Yani beklentinin çok çok altında koşan bir safkan ama 2 tabii ki önde tuttuğumuz bir safkan. Buna rakip olarak ben 4 nolu Turnadağ, Eren Aktula ve de 1 nolu Bir Mucizem diyeceğim. Enes Bozdağ eşliğinde buradaki sıralamamız 2, 4 ve 1 şeklinde oluşacak. Dördüncü koşu ikinci altılık ayınımızın da başlangıç ayında yer vereceğim isimler. Evet, geçelim 5. koşu. Kısa vadeli dişlere masu 2 yaşlı İngilizler 1400 santriye çıkıyor. 11 safkan yer alacak. İkinci beşlik ayında bu koşuyla başlıyor. Evet, burada da temkinli geçmemiz doğru olacağını düşündüğüm bir koşu. Aslında bir tane isim var ki, o da İstanbul'a şartlı 1'de Gökhan Kocakaylı 1200 çimde harika bir koşu sergiledi. Hatta gerideki safkanlara da fark atarak koşuyu kazanmasını bilmişti. Yani burada alternatif bir banko diyeceğimiz bir isim eğer gelmedi takdirde, Sente diye yadırgadığı takdirde, burası gerçekten bulması zor olur. Çok zorlanacağımız bir koşu olur. Mesela 4 nolu safkan Akın Sözen'le, 2 nolu safkan Bebeğim Oldun, 1 nolu safkan Atomic Monster Verat Abiş'le 5, 6, 8 nolu safkanlar da devreye girebilir. Ya 11 alternatif banko deyip kenara çekileceğiz,
ya da 4, 2, 1, 5, 6 ve 8 şeklinde bir sıralamamız oluşacak. Ben yani eğer Saint-Étienne yadırgamadığı takdirde 11'in koşuyu kazanmaya yakın ama Saint-Étienne'de eksik koşarsa 4, 2, 1, 5, 6, 8 devreye girer. Çok çok dikkat. Ben kalabalık geçeceğim bir koşu olacak sevgili dostlar. Evet geçelim 6. koşu sonbahar. Sonbahar büyük handikap koşusu kısa vade. Handikap 24'ü 3 ve yukarı İngilizler 2800 metre çim 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da ben iki safkan arasında geçmesi muhtemel görünen bir koşu. İki nolu safkan zaten ekürü avantajı da elinde bulunuyor. Bir de üçü ekledik mi burada rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. Sıralamamız 2 ve 3 benim bu koşu için önereceğim iki isim olacak 6. koşuda. Evet geçelim 7. koşu kısa vadeli 4 ve yukarı Arapların 2000 santri diye çıkıyor. 7 safkan yer alıyor 2. üçlü gayanımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burada Banco ismimiz olacak. O da yaptığı son koşusunda yine kazanır. Lucia'yı geri planda bıraktı. 2100'e aynı şekilde yine Lucia ile beraber koştu. Yine geri planda bırakmasını bildi. Özcan Yıldırım'da zaten özdeşen bir safkan. Köçek yarın ikinci altılı ganyanın dördüncü ayağına tekabül eden bu koşuda bir nolu Köçek Özcan Yıldırım'la bankomuz 2 ve 6 ikili denilecek arkadaşlar için önereceğim isimler olacak. Evet geçelim bir diğer koşu 8. koşu handikap 17 4 ve yukarı Araplar 1400 çime çıkıyor. 8 safkan yer alıyor 2 nolu Prenses D ile 7 nolu Şehnaz Long'a ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da sıralamamız altın oğlu baş kasapla başlayacağız. İyi bir grupta start alıyor. Kuponumuza ilk tercih edeceğimiz bir isim olacak. Sonra 3 nolu Saat Gir, Verata Vişle, 1 nolu Dilan Kız ve de 2 nolu Prenses diyeceğiz. Ekürler de eksik etmeyeceğiz. 6, 3, 1 ve 2 sıralamam bu şekilde 8. koşu için. Evet geçelim 9. ve son koşumuza. Handikap 16 bir mücadele 1300 sim 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. 11 safkanımız yer alacak. Evet burada sıralamamız şu şekilde oluşacak. 5 nolu son elçiyle başlayacağız. Gökhan Bektaş eşliğinde 8 nolu safkanımız Ali Yıldız'la 4 nolu safkanımız Hişman Çizik'le 3 ve 2 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. 5, 8, 4, 3 ve 2 şeklindedir. Evet İstanbul için aktaracağım safkanlar bu şekilde oluştu. Evet hiç vakit kaybetmeden Elazığ koşularına geçelim sevgili dostlar. Evet Elazığ'da da gerçekten iyi bir koşu yani iyi koşular var. Dün biliyorsunuz Elazığ'da son koşuda bankomuzdan yattık ama 2-3 arkadaşımız da bulmuş. Abileri Elazığ'ı içeri aldık. Çok çok teşekkür babında mesajlar yazan arkadaşlarımız oldu. Bunlara da buradan bol şanslar dileyelim. Evet Elazığ'ı hemen açtık programımıza. Burada da 9 koşulu bir program bizleri bekliyor. Evet yorumlara hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Handikap 14 bir mücadeleyle birinci altılı gayemizin açılışını yapıyoruz. 4 yaşlı Araplar 1200 metre kuma çıkacaklar. Evet burada tuttuğumuz 3 safkan var. İlk tercihimiz Altınoğlu Alp Şirinoğlu diyeceğiz. Aziz Akdemir pardon İsa Akyoz'da. 6 ilk tercihimiz ikinci atım 5 nolu gözümüz aydın Ferit yardımcıyla ve de 2 nolu Safkan Gölyanı Yusuf Cengiz eşliğinde piste çıkacak. Kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. 6 5 2 birinci koşu birinci altılı gayanımızın başlangıç ayında yer vereceğim isimler. Evet ikinci koşumuza geçelim. Şartlı 3 2 yaşlı İngilizler 1200 kum 5 safkan yer alacak. Evet 1 ile 3 4 yani bir safkan yani bir tane ekürümüz var. 3 safkanla iştirak etmişler bu koşuya. 1, 3 ve 4 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet bizler buraya şöyle geçeceğiz. 2 nolu Muzoğan benim ilk tercihim olacak. Tabii ki 1 nolu ekürler mutlaka yazacağız bu koşuya. Yani bunları yazdık mı burayı kapatmış oluruz veya Rumuştay'ı da Yusuf Cengiz'de yazarak haş demiş oluruz bu koşuya ama ben 2-1-1-2 bu koşu için yeterli gördüm. Bu iki isimle
Geçmeyi planladığım bir koşu, ikinci koşu. Evet, geçelim üçüncü koşuya. Pardon, özür diliyorum arkadaşlar. Yani 2-1, 2-3, bu iki safkanla geçeceğiz. Yani buraya iki safkan yeterli olacaktır. 2-1 dedik, 2-3, 2-1, yani fark etmiyor. Buraya geçtik. Üçüncü koşuya geçelim. Yanlış söylemeyeyim bir. Çünkü yarışları karıştırmış olabilirim de tekrar baktım koşulara da. Özür diliyorum, notlarımızı almıştık. Evet, üçüncü koşuyla devam edelim. Evet, ikinci koşu 2-1 ve 3-2. Yani ekipleri yazdık mı, 2'yi de yazdık mı yeterli olacaktır. Birazcık karışık oldu ikinci koşu. Özür diliyorum sevgili dostlar. Evet, üçüncü koşu birazcık tempolu yapınca karıştırdık gibi geldi bana da. Ondan tereddüt ettim. Üçüncü koşuyla başlayayım. Şartlı 3. 4 yaş şaraplar 1800 metre kuma çıkacak. 5 safkan yer alıyor. 7 plasa ve 1. üçlük ayınımız başlayacak. Evet, burada da ben 3 safkanla geçilecek gibi gördüğüm bir koşu. 2 nolu Recep'in oğlu ilk tercihimiz olacak. 1 nolu Fırtına İbiş ve de 5 nolu Polat Ağa diyeceğiz. Bu koşu için 2, 1, 5 sıralamamız, 3. koşu için önereceğimiz isimler. Evet, geçelim 4. koşu. İkinci altılık ayağımız başlıyor. Handikap 15. 3 ve ekol İngilizlerin 2000 metre kuma çıkıyor. 10 safkan yer alıyor. 2 ile 8 dolu safkanlar ekil olarak piste çıkacaklar. Evet, burada ilk tercihimiz son koşusunu kazanarak bir form yakalayan Ferit Yardımcı ile piste çıkacak olan 10 nolu safkan ilk tercihim. İkinci atım 1, sonradan 3, 2 ve 4 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu. 10, 1, 3, 2 ve 4 sıralamamız bu şekilde ikinci altılık ayın başlangıç ayında. Evet, geçelim ikinci beşlik ayınımız başlıyor. Beşinci koşuyla Maiden 3 yaş şarapların 1600 kuma çıkıyor. 12 safkan yer alıyor. 2 ile 8 nolu safkan Serhanoğlu ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, burada bankomuz olacak. Es Yaşar Mehmet Taşkaya eşliğinde artık zamanın geldiğini düşünüyorum. Yarın birinciliğe adını yazdıracaktır. Banko ismimdir. İkili için 9 ile 10 nolu safkanlarda buna yani ciddi rakip olarak görünüyor. Ama ben bir nolu Es Yaşar'ın bu sefer meydana veda etmesini bekliyorum. Bankom 9 ile 10 ikili için tercih yapacağım isimler olacak 5. koşuda. Evet, geçelim 6. koşumuza devam edelim. Şartlı 5, 3 ve Kore İngilizler 1700 kuma çıkacak. 8 safkan yer alıyor. 1 nolu Emin Amcam ve de 2 nolu Yalan Dünya ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, burada Asabi ile başlayacağız artık. Yani yavaş yavaş o da unuttuğu birinciliğe yarın imza atabilir. Ferit Yardımcı ile ilk tercihimiz. Tabii ki 1 nolu Emin Amca Yalan Dünya'da da ekürü son koşusunu zaten kazandı. İki ekürü de çok formdalar. Yazacağız. Ve de 4 nolu Saf Krom diyeceğiz bu koşuda. 3-1-4 sıralamam 6. koşu için önereceğim isimler. Evet, geçelim 7. koşu. Şartlı dişiler aması 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kuma çıkıyor. 7 safkan yer alacak. 2. üçlük ayında bu koşuyla başlayacak. Buradaki sıralamamız 1 nolu Balbike Aziz Akdemir'le ilk tercihimiz. İkinci tercihimiz 4 nolu Safkan Ferit Yardımcı'yla, sonradan 2 nolu Safkan Yusuf Cengiz eşliğinde ve de 6 nolu Safkanızla Mehmet Taşkaya'yla kuponumuza mutlaka iliştireceğiz. Sıralamam 1, 4, 2 ve 6 şeklinde 7. koştaki sıralamamız. Evet, geçelim 8. koşuya. Handikap 14, 4 ve yukarı Arapların 2000 metre kuma çıkıyor. 6 safkan yer alacak. Burada da 4 safkanı mutlaka kuponumuza iliştireceğiz. Onlar kimler? 1 nolu Yılma Baba diyeceğiz. İlk tercihimiz, ikinci atımız 6 nolu Nalkıran. Sonradan 2 nolu Babam Benim. Ve de 3 nolu Sahra Kasırgası diyeceğiz. İsa Akgöz'le 1, 6, 2 ve 3 sıralamamız 8. koşu için önereceğimiz isimler. Evet, geçelim 9. ve son koşumuza. Meydan 3 yaş şaraplar 1600 kum 13 safkan yer alacak. Burada da 6 nolu Egele Efe ve de 8 nolu Kral Polat İsa Katar'la yazdık mı bu iki safkanın arasındaki kapışma birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum. 6 ve 8 son koşu için önerilerim bu şekilde oluşacak.
Evet, Elazığ programımızı da hızlı bir şekilde sizler için yorumladık. Bakalım yarın hem İstanbul hem Elazığ programı için tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık. Bol şanslar sevgili dostlar.